Beni bu arabayla otele götürüyorlar. Yok artık arkadaş. Bir bardak nelere kadir. Ulan ya. Arkadaşlar yani ben şu an çok şaşkınım. Double Hotel'in hizmeti, arabaya internet veriyorlar falan. Abi ben şok şu an. Ah. Vay arkadaş ya. Görüyorsunuz. Bardak çizeceğim dedim. Beni özel VIP araçla aldırdılar. Şimdi de otele gidiyoruz. Şu an yaşadıklarım gerçekten bir ilk benim için. Yani geceliği 1000 liraydı sanırım. 1000 liralık bir otelde kalacağım. Projeme destek oluyorlar. Baksanız abi. Yok artık ya. Otelle mesajlaşmıştım buraya gelmeden önce ve kabul etmişlerdi projem için, bana destek olmayı kabul ettiler. O yüzden buradayım, o yüzden bu kadar hizmet görüyorum. Şaşırtıcı, normalde hiç gelemeyeceğim yerlere geliyorum. Baksanıza abi, çantamı taşıyorlar ya. Dedim bırak abi ben taşıyayım falan ama yok. Bakalım daha neler göreceğiz. Çantam bunun içinde. Petrol lazım arkadaşlar, petrol. Daha fazla petrol. Hello. Burası doğada. 12'sinin sonuna kadar kalacağım yer. Yaptıkları karşılamaya bakın. Yaptığı sürprizlere bakın. Mix bar falan getirmişler odaya. Yatağım bu. Ve beni en çok mutlu eden şey bu. Ya kız benim görsellerimi bastırmış ya Instagram'dan alıp ve not yazmış buraya. Hoş geldin Berk diye. Neye ihtiyacın olursa yaz, 7/24 yanındayız falan. 4 tane de bardak çizmiş. 4 tane de bardak koymuş buraya. Burada kalmamın sırrı bardak çizmem ve projeme destek olmaları aslında. Yani yoksa burada kalamam. Şuraya bakar mısınız? Yani buranın geceliği 1000 lira falan herhalde, bilmiyorum. Ama çok mutlu oldum şahsen. Şuraya bakın ya. O zaman ben de size hoş bulduk diyeyim. Abi çok iyi ya. Bir bardak petrol getirir misiniz? Teşekkür ederim. İşte güvercin kulesi. Burada Araplar pek yürümeyi sevmiyor. Böyle arabalar var. Şeyden beri görüyorum zaten. Havalimanından beri. İşte çizdiğim yapı bu. Hani dik olarak bunu çekeceğim. Burası işte güvercin kulesi. Burayı çizdim ben. Çünkü burası çok ilgimi çekti ve gerçekten değişik bir şey. Bildiğin şehir merkezinde böyle bir şey olması güzel. Ve gerçekten güvercinler var. Buradan da Emin'ciğime selam olsun, Bird Dedektif'e. Selamını getirdim bana ilettiğin üzere. Kuşlara da söyledim. Burası amfiteyatroymuş. Esra abla anlatır mısın? Nedir buranın olayı? Burası
konserlerin yapıldığı elit kesimin geldiği yer. Elit kesimin geldiği bir amfiteyatro. Elit kesimde az önce yakınlaştırdığım yer. Bayağı adamlar çöle böyle bir medeniyet kurmuşlar. Önceden üretim falan yokmuş Esra ablanın anlattığına göre. Şimdi her şeyi yapıyorlarmış. İnci onlar için önemliymiş. Dalışlarda inci topluyorlarmış değil mi abla? Evet. Böyle bir olayları varmış. Katarlıların. İşte amfiteyatro. Bu arada buranın kışıymış ya. Biz böyle rahat rahat. Orada hava 25 derece falan. Bu da... Bu heykel ne abla? Bu inci sembolü olan bir heykel. Bu da incinin sembolü olan heykel. Burası için güzel bir planım var aslında. Kaldığım otel yani W otelin olduğu yermiş. Burası da yapay ada falan. Karşıda gördüğünüz gibi. Karşıda da yapay ada varmış. Çok pahalıymış. Maldiv fiyatı. This guy is very nice. But Sununiga is the patient, his family's blood, and the singer, right? Bu Suuk Vakıf'ın kapalı çarşısındayız. Yani kapalı çarşı gibi burası. Dolaşıyoruz şu an burada. Esra abla yine gezdiriyor buraları bana. Siz kokuyu alamıyorsunuz ama burası baharat kokuyor. Şu an daha yoğun değilmiş Esra ablanın dediğine göre. Benim için tabii farklı bir şey çünkü ilk defa Arap Yarımadası'na geliyorum. Burada takıcılar falan var. Değişik abla ya. Çok andırıyor. Buhur. Bunun içine koyuyorlar. Şöyle taşlardan. Hı-hı. Onu yakıyorlar. O bütün evi kokuyor. Buhur. Selamun aleyküm. Meşgul baba. Köprem. Aha. İşte El Arabi. Ben petrol istiyorum. Petrol. Okay, petrol. Okay, okay. Bana bir bardak petrol verir misin? Katar'ın özeti. Spice Market diye bir restoranına geldim. Bu bölgedeki en iyi 10 restorandan biriymiş. Şimdi ben de burada akşam yemeği yiyeceğim. Yani paketime bunlar da dahilmiş. Bu şekilde. İlk defa sushi yiyorum. Ve bu Doha'da oluyor. Normalde Japonya'ya saklıyordum bunu ama ne yaparsın? Böyle bana bir akşam yemeği ayarladılar burada. Benim aklımda yoktu yemek ama başarılıyım bunu tutuşta. Yani öyle söylediler. Düşürdün mü? Kötü oldu. Neyse.
soya sosuna batırılıp yeniliyor. İçine de biraz isteyen wasabi koyuyormuş. İsteyen koymuyormuş. Çoğu tercih etmiyormuş. Ben tercih ediyorum vallahi, acılı seviyorum. Tadını tarif edemiyorum yani, değişik bir şey. Bu buranın en iyi sushi'siymiş, öyle dediler. Şu an rüzgar esiyor ve başıma güneş geçecek sanırım. Yani biraz başım ağrıyor. Burası da, yani şu an bulunduğum yer şöyle bir tepesi. Aşağı yuvarlansam mı diye düşündüm. Şurası da kamp yapıyorlarmış sanırım burada. Bilmiyorum, adam öyle dedi bana. Buraya gelme sebebim de Little Prince hikayesini canlandırmak istememdendi ve yaptım da. Oy.